Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arı Yayınları Atölyem kitabında Kazanım tadına Sorular Test 28'in sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar bir sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar birinci sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi gençler A'ya baktığım zaman bakın şu 6'yı içeri dağıtacak olursam 6A artı 6 kere 3 18B. Bakın burada da 6A artı 18B yazıyor. Yani A doğrudur. Şimdi B'de arkadaşlar bakın A parantezine almış. O halde A'yı dağıtacak olursam A çarpı 1A A çarpı eksi 4B eksi 4AB olur. Bakın a eksi eksi 4 ab'yi gördük. a eksi 4 ab yani doğrudur. a kare artı 3 a küpte a kare parantezine almış. Şöyle kontrol edebiliriz. a kare artı 3 a kare ile a'yı çarpacak olursak a küp. Bakın a kare artı 3 a küp c şıkkında var. Aynen doğrudur. Şimdi d'ye bakıyorum arkadaşlar. Yine bunu şöyle gösterecek olursam. A kare B kare ile 1'i çarpalım. A kare B kare. A kare B kare ile B'yi çarpıyorum. Artı A kareye B kare ile B'yi çarpacak olursak da B küp. Bakın arkadaşlar A kare B kare artı A kare B küp olması gerekirdi. Peki arkadaşlar baktığım zaman ne oldu? İlk ifadeyi elde edemedik. Peki arkadaşlar ilk ifadeyi de demek ki sorumuzun cevabı D diyoruz. İlk ifadeyi bu sefer de ortak çarpan paranteze alalım. Aynen yazıyorum. E, terimlere baktığım zaman her ikisinde de A var arkadaşlar. Her ikisinde B var. O halde AB parantezine alalım. A kare B'yi AB'ye bölersem A kalır. Artı B kare A'yı AB'ye bölersem B kalır. Bakın AB çarpı A artı B olması gerekiyordu. Ama burada arkadaşlar birbiriyle eşit olmadığını görüyorum. Evet olması gereken buydu. O halde yanlıştır diyoruz ve sorumuzun cevabını D şıkkı olarak işaretliyoruz. Evet temizleyerek geçelim. ikinci soruyu. Yukarıda verilen çarpan ağacına göre x kare y eksi 16 y ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Şimdi arkadaşlar o halde bakın bizim için çarpan ağacında ne yapıyorduk? Ağacın şöyle dalları ucundaki sayıları çarpma durumunda yazıyordum. Bakın y çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4 bizim sorumuzun cevabıdır. Bunu da d şıkkında doğru cevap olarak görüyorum. Evet temizleyerek geçelim gençler. Bir sonraki soruya. İfadesinin çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisi olamaz? Gençler 18 y kare eksi 2 çarpı ifademi aynen yazıyorum. y kare artı 8y artı 16 ye. aynen yazdım. Şimdi gençler 18y kare eksi 2'yim. 2 parantezine alacak olursam 18y kare 2'ye böldüm. 9y kare eksi 1 çarpım. Bunu da aynen yazalım. y kare artı 8y artı 16. Şimdi 9y kare eksi 1 2 kare farkından faydalanacak olursam kare kökü 3y ve kare kökü 1'dir. Bunları 1 eksi 1 artı yazacağız. Bakın şöyle yazalım. 2 çarpı 3y eksi 1 çarpı 3y artı 1 şeklinde yazdım. Gençler şu ifadeyi de şöyle karışmasın. Kare kökünü alacak olursam y Üçüncü ifadenin karekökü 4. Bakın ikisinin çarpımı 4y. 4y'nin 2 katı ortadaki terim verdiğine göre aslında bu ifade ne demektir? y artı 4'ün karesi demektir. Yani ben bunu y artı 4 çarpı y artı 4 olarak yazabilirim. O halde arkadaşlar şıklara baktığım zaman 3y artı 1'i gördüm. Bakın 2'yi gördüm. Y artı 4'ü gördüm ama y eksi 4 çarpanlarından biri değildir diyoruz. Evet temizleyelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Yanda alanı verilen dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sordu. Gençler x kare artı 3 eksi. Şöyle ortak çarpana baktığım zaman terimlerden x ortak parantezin alalım. x kareyi x'e bölersem x, e x kalır artı 3 eksi x'e bölüm 3. Bakın o halde kenarlarımız x ve x artı 3 olur diyoruz. Baktığımız zaman x çarpı x artı 3'ü evet arkadaşlar x ve x artı 3'ü d şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum. Evet, temiz geçelim gençler. Yanda, kare, yanda verilen karesel bölgedeki boyalı bölgenin alanını gösteren Cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi gençler büyük karenin bir kenarı x ise alanı x karedir. x çarpı x'ten x kare. O halde x kareden evet, içeriye baktığımız zaman bir kenarı 3 diğer kenarı 3 yani kareler yani 3'ün karesi bakın bir tanesi 9'dur. O halde alanları 9 4 tane 9'un çıkarıldığını görüyorum. O halde 4 kere 9 36 yapar x kare eksi 36 bize boyalı bölgenin alanı verir. Bunu da şöyle iki kare farkından faydalanalım. Kare kökleri x ve 6. Bunları bir eksili bir de artılı yazarak çarpalım. x eksi 6 çarpı x artı 6'yı B şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet temizleyelim gençler. Cebir karoları kullanılarak hazırlanmış yanda verilen yanda modellenen cebirsel ifadenin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? Gençler bakın şunu görebiliriz. X burada da 3 var. O halde bir kenarı X artı 3. Diğer kenarının yine X artı 3 olduğunu görüyorum. Demek ki aslında bu X çarpı X artı 3 çarpı X artı 3'tür. Şimdi arkadaşlar istersek modelleme üzerinden gidecek olursak alanlarını yazmak istiyorum. Bakın X'de x ile x'i çarpım x kare. x ile 1'i çarpıyorum. Bakın şurası x olduğu için x x x. Buralarda x olduğunu gördüm. Bu küçük karelerde 1'dir. Bakın gençler bu da ne demektir bizim için? Bir tane x kare var. x kare artı. 6 tane x'imiz var. Şunu saymayalım gençler. Bu kenar artı 9 tane de 1 var. Bakın x artı 3'ün karesi zaten x kare artı 6x artı 9'dur diyoruz. Buradan c şıkkını sorumuzun doğru yanıtı olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. Yanda verilen şekil karesel bölgelerden oluşmuştur. Buna göre boyalı bölgeyi gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuraya baktığım zaman bir şeklimizin büyük şeklimiz arkadaşlar kare ve bir kenarı x ise sadece şurayı düşünebiliriz. Bakın sadece burası x kareden bir kenarı 2 diğer kenarı 2 iki ise 2'nin karesini çıkaracağız anlamına gelir. Bir de arkadaşlar aynı şekilde şurada bir karemiz var. Bakın buradaki boyalı bölgenin alanı içinde. Yine bunlar x'tir. O halde buralar 2'dir. Artı diyeceğim. x kareden 2'nin karesini çıkaracağız diyoruz. Ve bunları toplarsam bana boyalı bölgenin alanı verir diyelim. Şimdi kareköklerini yazacak olursam gençler. Her ikisinde ayrı ayrı 2 kare farkından faydalanalım. x karenin karekökü x. 2'nin karesinin karekökü kökü 2. Bakın bunlar da aynı x ve 2'ler. O halde bunları 1 eksili 1 artılı yazarak çarparız. Evet. Arada ne var? Toplama işlemi var. x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazdım. Şimdi gençler o halde şöyle diyebilir miyiz acaba? x kare x eksi 2 çarpı x artı 2. Bakın x eksi 2 çarpı x artı 2. Şimdi bunların arkadaşlar dikkat ederseniz her birisinden 2 tane var. O halde 2 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Şöyle düşünün bakın. Bunda bir bütündür. O halde 2 tane x eksi 2 çarpı x artı 2 vardır. Diyoruz. Ve çarpanların ayrılmış halini bu şekliyle gösterelim. D evet, şıkkını da sorumuzun doğru yanıtı olarak gösteriyorum. Evet temizleyelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. 6x kare eksi 64 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Gençler bize verilen ifadede lütfen öncelikle eğer varsa ortak çarpan parantezine alma alışkanlığımız olsun. Bakın hem 6x karede hem 54'te 6 ortak parantezine alınabilir diyorum. Her ikisinin de 6 çarpanı vardır. Çarpım 6x kareyi 6'ya böldüm. x kare eksi. 54'ü e 6'ya böldüm. 9. Bakın bu da 2 kare farkıdır diyelim. 6 çarpı 1 eksili yazıyorum. x eksi 3 çarpım. x artı 3. Bakın x artı 3 var. x eksi 3 var. 6 var ama 9 bu ifadenin Çarpanlardan biri değildir diyorum. Evet. Temizleyelim gençler. Dokuzuncu soruya geçelim. Evet gençler. Dokuzuncu soruya devam edelim. Yukarıda verilen cebirsel ifadeler özdeşlik oluşturacak şekilde eşleştirecektir. Özdeşlik yani arkadaşlar birbirlerine eşit olan ifadeler eşleştirilecek. Buna göre aşağıdakiler hangisi doğrudur diye sordu. Gençler şimdi şu x kare artı 10x artı 25'i Bakın aynen yazıyorum. Şimdi iki terimin toplamının karesinden faydalanacak olursam kare köklerini aldım. İkisinin çarpımı 5x yapar. 2 katı ortadaki terim ver. Demek ki gençler bu x artı 5'in karesi demektir. Yani x artı 5 çarpı x artı 5'tir. Bakın o halde ben bunu neyle eşleştiriyorum? Sağdaki İkinci ile eşleştiriyorum. Şimdi x kare eksi 25. 2 kare farkından faydalanacak olursam. Kare kökleri x ve 5. Bunlar bir eksili bir artı yazalım. Ve çarpalım. x eksi 5 çarpı x artı 5. Bakın burada. O halde arkadaşlar bizim için burada da. Bakın 5 x'i dağıtacak olursam. 5 x ile 5 x çarptım. 25 x kare. 5 x ile artı 2 çarptım. Artı 10 x. Bakın ne oldu? Yukarıda 1 çarpı 6 da direkt karşılıklı. Evet buradan C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet temizleyelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. X kare eksi 1 ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi? Olamaz diye sordu. Pardon x üstü 4 arkadaşlar. X'in dördüncü kuvveti eksi 1. Şimdi gençler ben bunu iki kare farkından faydalanacak olursam. Bakın ne yapıyorum? Kare köklerini aldım x üstü 4'ün karekökü x kare. 1'in karekökü 1. Bunları 1 eksi 1 artılı yazarak çarpıyoruz. Önce artılı yazayım. x kare artı 1 çarpım. x kare eksi 1'dir. Şimdi gençler burada dikkat ederseniz x kare eksi 1 de yine 2 kare farkından faydalanabilir diyorum. Yine kare köklerini aldım. x ve 1. O halde bakın x kare artı 1'i aynen yazalım. Bunu da kare aldım aldığım ifadeleri 1 eksi 1 artı yazarak çarpıyorum. Evet o halde çarpanlarına ayrılmış halini bulmuş olduk diyoruz. Bakın x kare artı bir var. x eksi 1 var. x artı bir var ama d şıkkındaki x eksi 2 bu ifadenin çarpanlarından birisi değildir diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Yukarıda verilen ifade tam kare olduğuna göre A'nın pozitif değeri kaçtır diye sordu. Arkadaşlar tam kare olması ne demek diye. Bakın ifademi aynen yazayım. Tam kare olması öncelikle bir karenin alanını ifade etmesi gerekir diyoruz. O halde ya iki terimin toplamının karesi ya da farkının karesi olacak diyoruz. Buradan pozitif değer dediği için toplamının karesi olarak düşüneceğiz. Şimdi arkadaşlar o halde kare köklerini alalım. 16 x karenin kare 4 x şöyle bir tane de yazabilirim gençler. 25 y karenin kare 5 y bakın bunların çarpımı 4 kere 5 20 x y bunun 2 katı ortadaki terim verecek. Şimdi ortadaki terime eşit diyelim. Şimdi 2 çarpı 20 40 yapar. 40x ya, ya 40 x y a x buradan a'nın 40'a eşit olduğunu söyleriz. Evet pozitif değer olarak istediği için A eşittir 40'tır diyorum. Ve D şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. 12. soruya geçelim. İfadesinin çarpanlarının biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diye sordum. Arkadaşlar öncelikle şu 8x artı 24x kareyi şöyle 8x parantezine alacak olursam. Bakın ne yapıyoruz? Terimleri ayırdık. O halde terimlerden ortaklar Sayı olarak 8'ler ve bilinmeyenler de x ortak. O 1 artı 3x kare. Pardon 1 artı 3x. Evet gençler 24x kareyi 8 xe bölersek 3x kalır diyelim. 1 artı 3x. Devam ediyorum şu x kare eksi 49'da. Kare x ve 7'dir. Bakın bunları bir eksili bir artı yazıyorum. x eksi 7 çarpı x artı 7 ne yaptık arkadaşlar? Çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar 8 bakın şu 8 çarpı x demek aslında 8'i x de ayırabiliriz. Yani 8 vardır diyorum. 1 artı 3 x var. x eksi 7'yi gördüm. Arkadaşlar bakın 8 x artı 3 yok. O halde sorunun yanıtı d şıkkıdır. Evet bizden olamaz istediği için sorumuzun yanıtını d olarak işaretlemiş olalım. İfadesinin değeri kaçtır gençler? Hemen aynen yazalım. 99'un karesi eksi. 2 çarpı 99 çarpı 98 artı 98'in karesi. Gençler burada x'li ifadeler olsaydı ne yapıyordum? Bakın 3. terimlerde 1 ve 3. terimlerin kare alıyoruz. 99'un karesinin karekökü 99'dur. Bu da 98'dir. İkisini çarpıyorum. 99 çarpı 98. Bir de 2 ile çarparak ortadaki terimi verdim diye kontrol ediyorum. Gençler bakın ortadaki terimle aynı ifadeyi elde ettim. O halde ikinci terimin işaretiyle yani eksi ile beraber yazıyorum. 99 eksi 98'in karesidir. Buradan 99'dan 98'i çıkardım. 1'in karesi 1 olur. Sorumuzun cevabı A şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler işlemin sonucu kaçtır diye sordu. Bakın arkadaşlar şu ifadeyi şöyle kesir çizgimi aynen yazayım. Evet. 18'in karesi artı 36 çarpı 34. Arkadaşlar bakın bunu şöyle yazacağım şuraya. 18'in karesi. Bir kontrol etmek amacıyla yazıyorum. Artı 36 çarpı 34 artı 34'ün karesi. Arkadaşlar birinci terimin kare kökünü aldım 18. İkinci, üçüncü terimin kare kökünü aldım 34. İkisini çarpıyorum. 18 çarpı 34. Eğer iki terimin karesi veya farkının karesi ise bunun iki katı ortadaki terim vermesi gerekir. Bakın gençler 2 çarpı 18. 36 eşittir zaten 34'üm var. 36 çarpı 34'ü gördüğüme göre bu terimin işareti artı ile beraber yazıyorum. O halde 18 artı 34'ün karesidir diyoruz. Peki arkadaşlar alttakine baktığımız zaman 12'nin karesi 144 artı 5'in karesi 25 araya eşitlerimizi koyalım. 18 artı 34 ne yapar arkadaşlar? 12, 52. 52'nin karesinin karekökü diğer tarafta da 144 ile 25 toplayacak olursam 169. Şimdi arkadaşlar 52'nin karesinin karekökünde şu karekök kareyi götürür 52 kalır. 169 da 13'ün karesidir karekökten 13 olarak çıkar. 52'yi 13'e bölüyorum. Sorumuzun yanıtını 4 olarak veriyorum. Ve D şıkkı doğru cevaptır diyelim. Evet devam edelim. Bir sonraki soruya geçelim. Evet olmak üzere x artı y'nin karesi eksi 4 x y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Gençler şu ifadeyi öncelikle düzenleyelim. x artı y'nin karesinin açılımını yazayım gençler. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikinci çarptım. X y 2 katı 2 x y ve ikincinin karesi y kare. Eksi 4 x y. Şimdi arkadaşlar bakın burada benzer terimlerimiz 2 x y ile eksi 4 x ye. Bunu şöyle toplayacak olursam. X kare aynen yazdım. Artı 2 eksi 4 daha eksi 2 x yapar. Artı y kare. Şimdi bu ifadeye baktığım zaman kare kökleri x y çarptım x y İki katı ortadaki terim verdi. Demek ki gençler x ile y'nin bakın eksi ile beraber yazıyorum. x eksi y'nin karesine eşittir diyorum. Demek ki ben x eksi y'nin karesini alırsam bu ifadenin değerini bulurum. Şimdi buradan x ve y'yi yerine yazalım. x 100 bin, 100 bin arkadaşlar. 100 000, 1 eksi. Y'nin değeri 100 bindi. ve karesi diyorum. 100 bin birden 100 bini çıkaracak olursak 1 biri olur. 1'in karesi de 1'e eşittir diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Evet gençler. 16. soruya baktığımız zaman 33'ün karesi artı 7'nin karesi eşittir x. 33 çarpı 7 eşittir y olmak üzere. 40'ın x ve y cinsinden diğeri aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. Bakın 33 ve 7'leri gördüm ya ben 33'ü şu 40'ı 33 artı 7 olarak düşünecek olursam. Şimdi ben bunun karesini almak istiyorum. O halde buranın da karesini alırız. Şimdi 33 artı 7'nin karesini bir açalım gençler. Birincinin karesi 33'ün karesi. Birinciyle ikinciyi çarpacağım arkadaşlar. 7 çarpı 33 artı 7 çarpı 33 bir de iki katı var. 2 çarpı 7 çarpı 33 oldu. Şuraya birazcık daha açık yazalım ile ikinciyi çarpıyoruz. 7 çarpı 33. 2 katı artı. ikincinin karesi 7'nin karesi olarak yazdım. Şimdi gençler bakın burada baktığımız zaman 33'ün karesi ile 7'nin karesini toplama işlemi biliyorsun. Değişme özelliği vardı. Şu iki ifadeyi yan yana yazmak istiyorum. Artı 2 çarpı 7'nin 2 çarpı 7 çarpı 33 şu arkadaşlar 33'ün karesi ile 7'nin karesi x demekti. O halde aynen yazdım. x artı 7 çarpı 33 de y demekti. O halde 2'yi aynen yazdım. 2y. Bakın buradan aslında bu neye eşit oluyor? 40'ın karesine eşit oluyor. Şimdi arkadaşlar o halde şöyle düşünebiliriz. Bakın 40'ın karesi x artı 2y ise benden 40'ı istediği için eşitliğin her iki tarafını karekök içerisine alıyorum. Kare kare kökü götürdük. 40 kaldı. Eşittir. Kare kök içerisinde x artı 2y olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. x artı 2y kare kök içerisinde yani b şıkkı doğru cevaptır diyorum. Evet gençler. 16. soruyla dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.